Ve ilk olarak sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Az önce şu anda tüm Türkiye bu haberle çalkalandı. Ryan Babel'in Beşiktaş'tan ayrılması gündemde. Fulham'a, İngiltere Premier Lig takımlarından Fabri'nin de formasını giydiği, gerçi şu anda daha doğrusu giyemediği, yedek kaldığı Fulham'a transferi söz konusu. Hiç lafı uzatmayayım, şu anda herkes merak ediyor durumun ne olduğunu. İlk olarak Beşiktaş'ı yakından bilen, takip eden transferde gerçekten de önemli isimlerden biri Ertan Süzgün'le hemen başlayayım. Babel konusu nedir? Babel ayrılıyor mu Beşiktaş'tan? Şu anda tüm Türkiye bunu merak ediyor. Hemen senden ilk sıcak bilgileri alalım Ertan. Fulham'ın Babel'e ilgisi doğru. Menajeri aracılığıyla Fulham'ın Babel'e bir teklifi var. Ama Beşiktaş'a giden resmi bir teklif yok. Menajerinin Beşiktaş yönetimine bir önerisi var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor Babel'in. Menajeri diyor ki 4 ay Fulham'a kiralayalım. İkinci sezon için siz bunun yıllık ücretini ödemeyin. Sezon sonunda biz oradan bedava başka bir yere gidelim diyor. Beşiktaş yönetimi de tabiri caizse oldu, başka isteğin var mı diyor açıkçası. Kesinlikle bu duruma, bu şekilde gitmesine izin vermiyor. Beşiktaş yönetimi Babel için bir rakam belirledi. 2 milyon euro. Eğer Fulham Babel'e 2 milyon euro, yani 1,5-2 milyon euro seviyelerinde bir teklifle gelirse Beşiktaş yönetimi bırakabilir. Ama Babel'in menajeri şu an kendi yürütüyor görüşmeleri. Beşiktaş biraz şu durumda sessiz bekliyor. Ama bu şartlarda kesinlikle Babel'in transferi söz konusu değil Fulham'a. Olabilir ama Beşiktaş istediği rakamı Fulham verirse olur. İngiltere için aslında çok büyük rakamlar değil 2 milyon euro, ama muhtemelen orada menajeri herhalde dediğini yapmaya çalışıyor. 6 ay oynatayım. Ondan sonra başka büyük takımla anlaşma. Çünkü Fulham bonservisiyle alsa uzun süreli bir sözleşme yapacaktır Babel'le. 2-3 yıllık. Deportivo'nun aynısını yaptı. Onu da muhtemelen aynen. Deportivo'ya getirmişti. Orada aynen parlattı. Beşiktaş'a getirdi. Şimdi belki dediğin gibi 6 ay Fulham'da oynatıp oradan sezon sonu yoksa belki Çin, Katar. Sen de biliyorsun takımlar. İngiltere için bonservis 2 milyon euro çok bir rakam değil. Yani çok ihtiyacı varsa Fulham. Evet, 2 milyon euro verir alır. Evet. Yani tabii büyük rakamlar değil. Ama burada doğru, onlar için büyük paralar değil. Yani büyük ihtimal, hani eğer böyle bir durum söz konusuysa, ki söz konusu senin de söylediğin evet gibi, Ryan Babel büyük ihtimalle ayrılacak Fulham bu parayı verirse. Peki Beşiktaş'ın Babel'e karşılık bir alternatifi var mı şu dönemde? Yani Babel şu anda Beşiktaş'ın en önemli oyuncularının ilk üç oyuncusundan biri. Başında geliyor belki de. Bir alternatifi var mı Beşiktaş yönetiminin bu konuda, bir B planı var mı Babel giderse? B planı var. Şöyle açıklayayım. Bugün de ismi Fenerbahçeli anıldı. Schalke'de oynayan bir oyuncu var. Konoplyanka. Beşiktaş yaklaşık 2-3 hafta önce bir durumunu sordurdu. Ama bu Konoplyanka Beşiktaş'ta demek değil. Yani Beşiktaş'ın oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı doğru 2-3 hafta öncesinden. Zaten açıkçası Babel'in gitmeye yönelik tavırları var. Babel kalmak istemiyor. Yönetim de bence bundan sıkıldı. Onur, az önce şimdi Babel haberleri çıkınca baktım. Ligdeki son golünü Eylül'de atmış Babel. Aslında mesela Beşiktaş için çok önemli diyoruz ama kafası da karışık. Evet. Aslında yönetim kafası böyle bir kırmızı aynı zamanda. Evet. Değiştiriyor. Onu da değiştiriyor. Yani satmak yönüne giderse de çok büyük yanlış yapmaz aslında. Yani böyle yıldızı gibi gözükse de. Çünkü evet, Eylül'de atmış son golünü. Bir de şöyle bir durum var. Beşiktaş'tan ayrılanlar evet para kazanıyor ama hep mutsuz oluyorlar. Pişman oluyor. Yani hep pişman oluyorlar. İşte en son örneği Fabri. Ondan önce Cenk. Tamam, çok güzel para kazandırdı ama işte Mario Gomez gibi hani yıldızlar Beşiktaş'ta parlıyorlar ama gittikleri yerde başarılı olamıyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Herhalde bardak kırıldı. Muhtemel. Yani Babel'le Şenol Güneş'in yaşadığı o tartışma, sonrasında yönetimden talepleri, kadro dışı kalması, taraftara küfür etmesi, evet, Instagram'da. Bunlar hep bardağı kırdı. Bir daha o bardak artık birleşti. Bir de sanki yönetim bir kadro yapılanmasına gidiyor Beşiktaş'ta. Yani o yüzden eldeki yabancılardan ne kadarından böyle uygun fiyata kurtulabilirsem yeni bir yapılanma peşinde. Halloviç isimleri de geçti hafta içinde. Birazdan Ertan yorumlar. Bardak kırıldı, ben şunu sormak istiyorum. 1,5-2 milyon euroyu Fulham verirse transferini gerçekleştirebilecek. Ha. Peki Ertan, bu parayı bir Türk takımı verirse olur mu? Yani Beşiktaş'ın isteyeceği daha yüksek bir fiyat var mı yönetimin? Çünkü biz Fikret Orman'ı inanılmaz derecede cimri biliriz. Sık eler, ince eler, sık dokur. Böyle bir kişidir. Hani bir Fenerbahçe örneğin 2 milyon euro verdiğinde
Fenerbahçe bu futbolcuyu alabilir mi Beşiktaş'tan? Ya da Galatasaray rakibine alabilir mi? Rakibine vereceğini düşünmüyorum. Yani rakibine Sezin abi şampiyonluk yarışında olduğu için Beşiktaş'ın bu konuda rakiplerine önemli bir oyuncusunu vereceğini düşünmüyorum. Rakamın 1.5-2 seviyelerinde olmasının nedeni şu. Zaten Babel'in sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Evet. Yıllık ücreti de 2.2 seviyelerinde Babel'in. İkinci yarı için 1.1 Beşiktaş yönetiminin ödemesi gereken bir para var. Oradan kurtulacak. Bir de 2 milyon euro da para aldığında Beşiktaş sezon sonu bedavaya gidebilecek bir isimden 3 milyon euro yaklaşık. Bir de kafası karışık. Yani oynayayım mı oynamayayım mı? Zaten sezon sonu gideceğim. Durumda bir de Fenerbahçe ile Galatasaray zaten normal transferler yapamıyorken gidip Babel'i nasıl alacaklar? Ama fırsat doldu ya. Bu rakam yani baktığımız zaman 4-5'ten açılan transfer kapısında Babel'in 1.5-2 denmesi bana çok komik geliyor açıkçası. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'a aynı fiyat vereceğini düşünmüyorum. Ben de onu sormak istedim. Şöyle bir bilgi de geldi. Menajeri Çin'den iki takımla görüşme halindeymiş. Menajerinin istediği rakam yıllık 8 milyon euro. Çin'den istediği rakam. Of. Net bilgi. Menajeri görüşmeleri yapıyormuş. Evet. Bu arada bilgi demişken şu paylaşımı bir kere daha bir tam ekran verelim. Babel'in az önce kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşım. Çoğu paylaşımı olay oluyor. Uçan bir kartal. Kuş yuvadan uçtu. Bir kartal daha uçtu anlamına geliyor. Büyük ihtimalle şu gelişmelerin ardından. Ya da belki de hala kartalım ben diyor. Ben bunu anladım. Hala kartalım mı diyor. Ya ama o zaman iki seçenek. Sonra dala konmuş olduğu yerde bekleyen yuvada bir kartal paylaşırdım. Uçuyor. Mesela ben olsam uçan bir kartal paylaştığım zaman demek ki gidiyor. Zaten kafa dik duruşuyla biraz durursun Babel değil mi? Oyunları seviyor. Evet. Sosyal ve medya. Yani şey direkt bir adam. Hani öyle çok dolandırmaz. Burada uçan kartal paylaşıyorsa Babel uçmuştur o anlama geliyor Babel'e bence. Babel'e yönetim 2 milyon euro seviyelerinde şu an aldığı rakam kadar zaten yeni sözleşme önerdi. Ama Babel'in istediği rakam 3.5 milyon euro. Ya şu anki çok mali zor. Tabloda da 3.5 milyon euro verip bir de yaşı da tutmak çok o da son olur. Bir vurgun yapmak istiyor. Bu arada ben Buğra'ya döneceğim. Buğra bir Galatasaraylısın ama Beşiktaş'ta en beğendiğin futbolcuların başında Babel geliyor. Seninle yaptığımız futbol sohbetlerinde geçen seneden böyle diyordun. Nasıl etkiler Babel giderse yeri dolar mı Beşiktaş'ta? Yeri dolar çünkü Eylül'den beri gerçekten oynamıyor. Yani Rodriguez'de mesela ya Rodriguez gitti denildi Galatasaray'da Moskova ama en son yok. Lokomotiv Moskova maçında golü attı sonra yok. Yani bardak kırıldı dediğiniz gibi. Ben büyük bir kayıp olarak görmüyorum Beşiktaş'ın Babel'i kaybetmesini. Alen Halilovic deniliyor. Ertan Konopyanka dedi. Hı hı. Gayet yeri dolar. Sağlıklı bir psikolojisi normal bir futbolcu da gayet yerini dolacağını düşünüyorum. Bu arada dolmazsa da eldeki kadroda Quaresma Lens var. Evet, yalnız çok yani, ilginç değil mi? Şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın şey var. İlk 3 denilen Talisca, Pepe, Babel. Geçen sene performans. Galatasaray'da Gomis, Rodriguez. Hepsi gidiyor. Fenerbahçe'de de Gökhan Gönül'e canlar gitmişti. Yani o kadronun, o 11'in içinde en gitmeyecek, en kalması gereken iki isim de Caner ve Gökhan Gönül. Onlar bir anda hem de Beşiktaş'a verilmişti. Bu arada bugünkü Twitter'daki hashtagimiz sevgili seyirciler, beyaz transferler. Siz de hem bu konuyla ilgili hem de genel transferde yaşananlarla ilgili bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Az sonra İzmir'e uzanacağız. Onur Kıvrak'la ilgili bir canlı bağlantımız olacak. Ve bütün Türkiye bu haberle çalkalanacak. Birkaç dakika sonra İzmir'e 3G bağlantısı yapacağız. 4.5G bağlantısı daha doğrusu. Ve bu bağlantının ardından Türkiye'de bazı manşetler değişecek. Transfer mi olacak? Futbola devam mı edecek? Futbolu mu bırakacak? Sıcağı sıcağına son dakika bilgisini sizlerle paylaşacağız. Evet şu anda Babel ayrılırsa alternatifi Halilovic mi diye bir altyazı geçtik. Ve bu haberde tabii ki hafta içinde yaşanan bazı gelişmelerin ardından çıktı. Biliyorsunuz Halilovic ile Fikret Orman, Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman İtalya'da bir restoran girişinde çıkışında denk geldiler. Bu fotoğraf gerçekten çok konuşulmuştu. İşte Milanlı Halilovic acaba Babel'in alternatifi olur mu? Emre'ye sormak istiyorum. Ardından da o fotoğrafla ilgili senin istihbaratın var Ertan. Sana onu soracağım. Yani olağanüstü bir yetenek olarak çıktı piyasaya. 16-17 yaşında Barcelona transfer etti. Ama sonrasını getiremedi açıkçası. Bu senede Milan'da 3 maça çıktı. Çok yetenekli, kumaşı inanılmaz. Ama bir türlü o takım uyumu, takım oyununa uyma sorunu yaşıyor. Halilovic'in belki Beşiktaş gibi bir takıma gelip
kariyerini parlatma amacı olabilir. Çünkü o yetenek var. Türkiye Ligi'nde de o kumaşını gösterebileceği bir kabiliyeti var. Aslında iki takım için de uygun bir transfer olabilir Halilović. Yani hem Beşiktaş faydalanır hem de Halilović Beşiktaş'tan faydalanır. Ama şöyle de bir şey olacaktır. Biraz parladıktan sonra ayrılma problemleri yaşayacaktır. Muhtemelen iyi oynadığı sezonun ardından da bonservisiyle alması zor bir oyuncu. Hemen bonservisini vereceğini düşünmüyorum Milan'ın. Çünkü parladığında çok yüksek mevlalara bonservisiyle satılabilecek bir oyuncu. Evet Ertan, bu fotoğraf hafta içi çok konuşuldu. 3 gün önceydi galiba. Ne anlatıyor bu fotoğraf bize? Sayın Başkan Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner bir restoranda yemek yiyorlar. Mirsat'la buluşuyorlar aslında. Mirsat Can, o da ekranda görüntüde zaten. Konusu. Daha sonra ise Halilović geliyor. Halilović'in menajeriyle beraber bu buluşmanın, yani bir iki kez teyit de ettim, bu buluşmanın transfer görüşmesinden çok bir rastlantı olduğu. Zaten Halilović de şu an Emre'yi açıkladı. Son zamanlarda özellikle bu sene çok fazla maç oynamadı. Evet. Yani Babel gittikten sonra Halilović direkt oyuncu olarak o boşluğu doldurması çok zor. Zor. Yani şu an Beşiktaş'ın Halilović önceliği değil. Başka isimler var, görüşülen isimler var. Ama parlatabileceği de bir isim olur ama mesela kadroda ileriki dönemde. Parlatabileceği olur üçlük ama denedi Ertan, yani sen de biliyorsun işte. Barcelona, İspanya'yı denedi, Almanya'yı denedi, İtalya'yı denedi. Tutmadı yani. Giyon'a gitti, Hamburg'a gitti. Milan'a Milan'a gitti. 3 maç oynadı bu senede. Evet. Direkt oynayacak bir oyuncu değil bence Halilović. Şimdi tabii Galatasaraylılar da bekliyor. Twitter'dan da beyaz transferler hashtag'i altında yorumlarınızı, sorularınızı yazıyorsunuz. Galatasaray'da neler var, Fenerbahçe'de neler var diye. Tabii ki iki kulübümüzle ilgili de flash gelişmeler var. Az sonra teker teker ardı ardına bu isimleri açıklayacağız. Bu arada tabii kaçıranlar olmuştur. Leipzig-Galatasaray maçının golleri, özet görüntüleri ve Fenerbahçe AZ Alkmaar maçının özet görüntüleri de birazdan ekranlarda olacak. İsmail'in golü çok acayip. Acaba İzmir'le bağlantımız ne durumda diye ben sormak istiyorum. Kısa süre sonra bağlanacağız. Çin dediği için bir... Evet, bu arada Babel konusu İngiltere'de de yankı buldu. Gecenin konusu oldu sevgili seyirciler. Yalnız İngiltere'de de iş yapalım. Alen Halilović için ne, evet, sorun Beşiktaş olacak? Beşiktaş yönetimiyle rejide görüşmeler devam ediyor. Evet. Bekliyorum. Ertan'ın açıklamaları doğru. Az önce detayları vermişti. Bekliyorum. Beşiktaş yönetimi açık kapı bırakıyor. Çok mantıklı. Resmi bir teklif yok. Evet, Fulham biraz uyanıklık yapıyor. Ertan'ın da söylediği gibi. Evet. Menajeriyle beraber herhalde. Menajeriyle. Evet, menajeri uyanıklık yapıyor şeklinde düşünüyor şu anda Beşiktaş cephesi. Ertan çok güzel örnekledi. Deportivo'da da aynısını yaptı. Evet, bu arada Babel giderse Beşiktaş yönetimi daha iyisini alacak şeklinde bir son saniye bilgisi geldi. O zaman iptal kopuyor demek. Taraftar canını sıkmasın, endişeye kapılmasın. Hiçbir futbolcu Beşiktaş'tan daha büyük değildir. Beşiktaş'ta satılmayacak futbolcu yoktur. Evet, önemli olan Beşiktaş formasının kıymetini bilen oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi. Babeli milli takımı performansı. Daha Beşiktaş iyisi gelecek deniyor. Taraftar şimdi heyecanlanabilir. Şimdi de o ismin peşine düşeceğiz sevgili seyirciler. Merak etmeyin, mutlaka beyaz transfer olarak saniye saniye her gelişmeyi size aktaracağız. Onur, Beşiktaş de performans sayesinde gitti Hollanda'ya. Bir gelişme takımı daha var. Sadece Halilović de sınırlı değil. Ertan. Birçok ünlü futbolcu, Avrupa'daki birçok ünlü futbolcu Beşiktaş'ın transfer gündeminde şu anda sevgili seyirciler. Beyaz TV Spor Servisi'nin beyaz transfer programı için yaptığı son dakika, hatta son saniye araştırmaları ve görüşmeleri ardından sizlere aktardığım bilgiler bunlar. Beşiktaş yönetimi diyor ki, kısaca toparlamak gerekirse, Babel için resmi bir teklif yok. Menajerinin uyanıklığı var bu konuda. Fulham'dan herhangi bir resmi teklif gelmedi ama Babel olur da giderse daha iyisini, Avrupa'daki meşhur futbolculardan birisini Beşiktaş'a transfer edeceğiz. Hiçbir futbolcu Beşiktaş formasının üstünde, Beşiktaş camiasının üstünde değildir. Kesinlikle çok daha iyisi gelecek. Beşiktaş taraftarı rahat olsun, gidene kapımız açık
şeklinde bir son cümle geliyor Beşiktaş yönetiminden sevgili seyirciler. Evet, artık hani bu konuyla ilgili. Aynısını geçen hafta yayınımızda zaten Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da söylemişti. Yani teklif gelirse ve gitmek isteyen oyuncu olursa da zaten Beşiktaş gider. Yönetimi açıkçası sorun çıkartabilecek. Aynen. Yani oyuncu anlamında hocayla arası kötü olabilecek, trip atabilecek. Şu an kamptaki güzel havayı bozacak herkesi gönderir. Evet, Kovarecim'a dahi kampta o havayı kim bozacak olursa hepsini gönderebilir Beşiktaş yönetimi. Çünkü ilk yarıda yani geçen sene Babel vardı. Şu bu kadro takım dördüncü oldu. Aynen. Yani önemli olan isimler değil, o takım uyumu. Aynen. O takımdaki isimleri. İki seneki şampiyonluk da öyle geldi. Evet. Şu anda dışarıdan baktığınızda en problemli iki isim Babel'le Kovarecim'a gibi duruyor. Babel'in de gidişine yönetim yol veriyorsa gerçekten de onun Alen, yerine konacak Alen isimler Halilovic, vardır. Giovanni Dos Santos'u andırmıyor mu? Andırıyor ama Giovanni Dos Santos daha büyük işler yaptı. Biraz ama kullanamadı yeteneği. Dos Santos kullanamadı yeteneği. Ben bir şey sormak istiyorum. Doğru. Ama evet. Çok daha büyük işler yaptı. Bu konuda tabii şu anda en fazla dikkat çeken Beşiktaş taraftarı. Onlar ne düşünüyorlar acaba? Babel'in gitmesi bir kayıp mıdır, değil midir? İstersen bir anketle onu soralım. Onların da bir cevaplarını alalım.